İyi günler Doğuş TV izleyicileri. Bugün sizler için Saray Caddesi'ndeyiz. Sizin de bildiğiniz gibi COVID-19 normalleşme sürecindeyiz. Vatandaşlarımıza normalleşme sürecinde nasıl geçirdiklerini soracağız. Hep beraber izleyelim. Herkes hastalanıyor. Bizim köyde de hastalanan bir sürü kişi var. Herkes dikkat etsin. Mesafeye dikkat edelim. Türkiye'de gayet günlük ve gülistanlık. Arkadaşlarımı da görüyorsunuz, herkesi görüyorsunuz. Kimsenin ağzında maske yok. Kontrol diye bir şey yok. Herhalde o kadar vaka yok diye düşünüyorum burada. Sadece herhalde kapalı alanlarda Hatay'da oluyor. Ve ben bugün izne geldim. Ve Antakya'ya geldiğim için de çok memnunum yani. Çok da huzurluyum açıkçası. İstanbul'da aktarmalı geldim hatta. İstanbul'da maskeyi ağzımızda devamlı tuttuk. Yani 5-6 saat bir İstanbul'u gezme ihtimalimiz de oldu. Ve yine maskeyi takmak zorunda kaldık. Ben şu an burada müthiş. Harika bence. Peki normalleştiğini düşünüyor musunuz? Şimdi burada yaşamadığım için pek fazla bu konuda yorum yapamayacağım. Ama gelip şu an bugün indim. İlk yaklaşık 2,5 saat oluyor. Şu an görünen tabloda gayet normal gibi görünüyor. Yani hiçbir şey yok diye görüyorum ben. Siz nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Başka? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzınıza İyi günler diliyorum. Pek normalleştiğini düşünmüyorum çünkü bütün yasaklar kalkar kalkmaz herkes birbirine kenetlendi. Pardon. Yani birbirine kenetlendi, vaka sayıları falan arttı yani. Bence bir daha yasaklar ilan edilir. Benim düşüncem. Sağ olun. Vallahi bilmiyorum ne düşündüğümüzü. Hiç bilmiyorum. Peki normalleştiğini düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz tabii. İnşallah üzerimizden gider. İnşallah sağlığımız yerine geri gelir. Sağ olun. Vallahi insanlar zaten her zaman normalleşti Antakya'da. Hiç anormal bir durum yaşamadık. Yani bilmiyorum, benim görüntümden de belli olduğu gibi maskemi ben cebime takmışım, koymuşum. Gerektiği yerde kullanıyorum ama pek kullanmıyoruz. Sizde de yok yani mesafe kuralları. Yani mesafe olabiliyor. Yabancılara karşı biraz mesafeliyim. Yani bak şu anda size biraz yakınım. Evet. Ama elimden geldiği kadar dikkat ediyorum ben de. Yani sürecin normalleştiğini düşünmüyorum ama şu an Hatay olarak rahatız biraz. Başka ne düşünüyorsunuz? Başka bir şey düşünmüyorum yani. Şu an sadece hani daha rahatız ama inşallah bu durumlar düzelir. Bence hiçbir şekilde normalleşmedi. Hatta insanlar sayesinde daha çok arttı yani. Vaka sayısını zaten biliyorsunuz. Normalde zaten düşüş vardı ama insanlar, bizim Türk insanları direkt alışamadığı için hep dışarıdalar. O yüzden vaka sayıları arttı. Ben inanmıyorum yani düzeleceğini zaten. Ya normalleşmedi hiçbir şey. Hala devam ettiğini düşünüyorum ben. Çünkü sürekli Sağlık Bakanımızın uyarıları var. Ona da kimse uymuyor. Yani halkımız eğer Sağlık Bakanımızın uyarılarına uyarsa çok daha güzel olacağına inanıyorum. Abla şu koronavirüsü bitsin. Yani koronavirüsü bitsin abla. Vallahi yani korona ile mücadele ediyoruz abla. Herkesin maske takmalı. Ellerini yıkalamalı. Her zaman ellerimizi dezenfekte etmemiz lazım. Sonra abla, vallahi diyorum sosyal mesafeyi korumamız lazım. Nisan abla, yani birbirimizle tokalaşmamamız lazım. Hani yakın mesafelerden yani uzak durmamız lazım. Yani her zaman ellerimizi yıkamamız lazım sabunla. Sonra abla işte koronavirüsü bunlardan dolayı bunları yaptıktan sonra koronavirüsü ile mücadelemiz sona erer. Sevgili Doğuş TV izleyicileri, bir röportajımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Doğuş TV YouTube kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler.